Dış ticarete giriş dersiyle ilgili bu programımızda dış ticarette gelişen trendler ve teknolojiler konusu üzerinde duracağız. Küresel ekonomi ve dış ticaretin bilgi ve iletişim teknolojileriyle genişlemesi, dış ticarette yeni trend ve yaklaşımlar ve dış ticarette dijital dönüşüm program süresince ele alacağımız konular olacak. Küresel ekonomi ve ülkelerin dış ticaret yapıları her geçen gün gelişir ve değişir. Buna etki eden en önemli unsurlardan biri bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemelerdir. Bilgi ve iletişim teknolojileri bilginin toplanması, depolanması, işlenmesi ve çeşitli ağlar aracılığıyla bir yerden başka bir yere taşınması şeklinde açıklanabilir. Bilgi iletişim teknolojileri bir ekonomide inovasyon, yeni işbirlikleri ve bilgiye ulaşma olanaklarını arttırır. Bu teknolojilerin tüm dünyaya yayılması ile ticaretin ve sermaye hareketliliğinin önündeki engellerin kaldırılması küreselleşme sürecini ifade eder. Bu süreç 1980'lerin sonu ve 1990'ların ilk yarısından itibaren başlamıştır. Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişim süreci önceki dönemlere göre çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşir. Bu gelişme süreci ülkelerin sosyal, ekonomik ve kültürel yönlerden gelişmesine imkan tanır. Bugün bu değişiklikler dördüncü Sanayi Devrimi ya da diğer bir ifadeyle Endüstri 4.0 kavramları ile ifade edilir. Kavram ilk olarak 2011 yılında Almanya'da düzenlenen Hannover fuarında kullanılmıştır. Daha sonra Alman Ulusal Bilim ve Mühendislik Akademisi tarafından 2013 yılında yayımlanan Endüstri 4.0 manifestosu ile dünyaya duyurulmuştur. Endüstri 4.0, önceki dönemlerde ileri teknolojili ürün üretilen alanlarda bile kısıtlı kullanımı söz konusu olan sensörlerin ve iletişim teknolojilerinin gündelik hayata yansıyacak biçimde kullanımını ifade eder. Böylece sadece fiziksel obje niteliğinde ürünler değil, aynı zamanda algılayan, programlanabilen, karar verebilen, harekete geçebilen ve çevresiyle iletişim kurabilen ürünler üretilebilir. Küresel ekonomide karşımıza çıkan bir başka durum da ticaret savaşlarıdır. Ülkelerin birbiriyle yaptıkları ticaretten kazançlı çıkabilmek için uyguladıkları kısıtlamalar, yasaklamalar, denetimler gibi ticaret kısıtlamaları ticaret savaşları olarak adlandırılır. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları dünya ekonomisinin yapısında da önemli değişikliklere yol açmıştır. Son dönemlerde ülkelerin dış ticaret politikalarına yönelik yaklaşımları yeni merkantalizm kavramını gündeme getirmiştir. Yeni merkantalizm, ihracatı destekleyip ithalatı kısıtlayan, yani iç tüketimi azaltan, sermaye hareketini denetim altına alan ve kur kararlarını merkezileştiren bir politika rejimidir. Buraya kadar da söz ettiğimiz gibi küresel ekonomik gelişmeler dış ticareti ilgilendiren ve ona yön veren yeni trendleri gündeme getirmeye başlamıştır. Bunlardan biri de dijital ticaret platformlarıdır. İnternet altyapısıyla birbirine bağlı hale gelen dijital platformlar kullanıcıların dünyanın her yerinden servis sağlayıcılarını bulmasına yardımcı olur. Böylece Hollanda'daki bir internet sitesi tasarımcısından Pakistan'daki bir muhasebeciye, Filipinler'deki bir sanal asistana kadar her şeye dijital platformlar ile erişim sağlanabilir. Bu da iş süreçlerinin kısalmasına, maliyetlerin azalmasına ve verimliliğin artmasına olanak sunar. İnternet kullanımının artmasıyla dış ticareti ortaya çıkan bir başka trend e-ticarettir. Bu kavram elektronik ortamda yapılan ticareti ifade eder. Avrupa Birliği tarafından elektronik ticaret, mal ve hizmetlerin internet üzerinden satılması olarak tanımlanır. OECD ise e-ticareti internet üzerinden yapılan ticari işlemler şeklinde tanımlar. E-ticarette mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemleri bilgisayar ağları üzerinden yapılır. Sosyal medya tabanında gerçekleştirilen e-ticaret ise sosyal ticaret şeklinde ifade edilir. E-ticaretin geleneksel ticaretten en önemli farkı zaman ve mekan kavramını ortadan kaldırmasıdır. E-ticaret işlemlerinde kullanılan dört tane farklı model türü bulunur. Bunlar işletmeden işletmeye, işletmeden tüketiciye, tüketiciden tüketiciye ve tüketiciden işletmeyedir. E-ticaret alanında yaşanan gelişmeler, dış ticaret trendlerinden biri olan mobil ödeme tekniklerinde de gelişmeye yol açar. Mobil ödeme kavramı, mallar, hizmetler ve faturaların kablosuz iletişim teknolojileri yardımıyla mobil cihazlar vasıtasıyla gerçekleştirilmesidir. Mobil ödeme teknikleri alanındaki gelişmeler, dijital teknolojilerin ticaret ve finans sektörlerine entegrasyonu anlamına gelir. Bu da yeni bir döneminde başlangıcını oluşturur. Dış ticaretteki trendlerden bir başkası fintech'tir. Fintech, finansal hizmetlerin sunumunda geleneksel finansal yöntemlerle rekabet etmeyi amaçlayan teknoloji ve yenilikleri ifade eder. Finansal sistem ve finansal kuruluşlar fintech sisteminin sunduğu gelişmeler ile özellikle veri güvenliğinin yükseltilmesini sağlayarak dış ticaretin gelişimini destekleyici bir rol oynar. Bir ülkede fintech ekosisteminin dört göstergesi ve bunları etkileyen bazı faktörler bulunur. Bunlardan birincisi taleptir. Talebe etkileyen faktörler ülke pazar yapısı, rekabet, tüketici davranışı, müşteri deneyimi, fırsatlar, tehditler ve yeni pazarlardır. İkinci başlık regülasyondur. Güven, güvenlik, yeni regülasyonlar, faaliyet izni, kısıtlar ve engeller regülasyonu etkileyen faktörlerdir. Üçüncü gösterge olarak sermaye bulunur. Sermayeyi etkileyen faktörler kamu fonları, devlet desteği, bankalar, yatırımcılar ve iş modelidir. Son olarak ise insan kaynağından söz edilebilir. Nitelik, nicelik, maliyet, finansal kuruluşların rolü, üniversitelerin rolü ve kurum içi girişimcilik insan kaynağını etkileyen faktörler arasında yer alır. Dış ticaretteki trendler kapsamında değineceğimiz son kavram da yönetişimdir. Dünya ülkelerinde neoliberal ekonomik uygulamalar çerçevesinde özelleştirme faaliyetleri gerçekleştirilir. Ek olarak uluslararası ekonomik bağımlılık hem firmalar hem de ülkeler düzeyinde artış gösterir. Bütün bu gelişmelerde yönetişim kavramının önemini arttırır. Yönetişim, kamu yönetiminde yeniden yapılanmaya amaçlar. Kamu sektörünün, özel sektör ve sivil toplumun gücünden de yararlanarak kalite ve etkinliği artırmasını sağlamaya dönük yeniden yapılandırma amaçlarından biridir. Kavrama ilk kez Dünya Bankası 1989 yılında yayınladığı bir raporda kalkınma sorunlarının nedenini açıklarken yer vermiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler her alanda olduğu gibi bu alanda da yeni bir kavramın doğmasına yol açmıştır. Böylece e-yönetişim kavramı ortaya çıkmıştır. E-yönetişim ile katılımcılığın, saydamlığın ve hesap verebilirliğin sağlandığı bir kamu yönetimi anlayışının oluşturulması hedeflenmiştir. Programımız kapsamında ele alacağımız son konu diş ticarette dijital dönüşüm konusudur. Dijital dönüşümün bazı teknoloji ve kavramlar üzerinden küresel ticarette yepyeni bir dönemin başlangıcına kaynaklık ettiği söylenebilir. Bunlar Blok zincir, büyük veri, yapay zeka ve makine öğrenmesi, dijital ticaret platformları ve üç boyutlu yazıcılarla baskı şeklinde sıralanabilir. Bunlardan blok zincir teknolojisi, işlem kayıtlarının daha güvenilir bir mekanizma ile tutulmasını sağlayan bir yöntemdir. Bu teknolojinin dış ticaret ve dış ticaretin finansmanı konularında bazı olumlu sonuçlar doğuracağı öngörülür. Dijital dönüşüm sürecinde en sık karşılaşılan kavramlardan biri de büyük veri kavramıdır. Büyük veri, gelişen teknoloji ve artan veri kullanım oranı paralelinde daha fazla çeşitlilik içeren ve işlenebilen veri kümesidir. Büyük verinin işlenmesi firmalar için müşterilerin bireysel satın alma tercihlerini önceden mümkün olmayan bir ayrıntı seviyesinde tespit edebilme imkanı verir. Dış ticarette dijital dönüşümde karşımıza çıkan diğer bir kavram yapay zeka ve makine öğrenmesidir. Bu kavramlar özellikle büyük veri alanında birbirinin yerine kullanılır. Fakat esasen yapay zekanın makine öğrenmesinden daha geniş bir kavram olduğu söylenebilir. Yapay zeka ve makine öğrenmesi piyasa aktörlerini daha iyi analiz etme imkanı sunarak üretimde ve ticari faaliyetlerde verimlilik artışı sağlar. Dijital dönüşüm kapsamında ele alacağımız son konu da 3 boyutlu yazıcılarla baskıdır. 3 boyutlu yazıcı ile baskı malzemeyi alıp dijital bir şablon kullanarak 3 boyutlu bir nesne yaratır. Daha az iş gücü kullanımı gerektiren, ithalat ihtiyacını azaltan ve daha ucuza üretimi mümkün hale getiren 3 boyutlu yazıcılarla yapılan baskıların ticaret anlayışını değiştirebilir. Bu doğrultuda düşük maliyetli ve fonksiyonel üç boyutlu yazıcıların küresel ticaret hacmini %25 oranında düşürmesi beklenir. Dış ticarete giriş dersi ile ilgili bu programımızda dış ticarette gelişen trendler ve teknolojiler konusunu ele aldık. Konumuzla ilgili küresel ekonomi ve dış ticaretin bilgi ve iletişim teknolojileri ile genişlemesi, dış ticarette yeni trend ve yaklaşımlar ve dış ticarette dijital dönüşüm başlıklarına değindik. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.